Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bu hafta da Semra Tekeli Aykırı Söylem programındayız. Sunum partnerim Hakan Patırer ile birlikte bizim köşe yazarımızdır kendisi. Bu haftaki programımızda sunacağız. Konuğumuz Politics Araştırma Şirketi ve ciddi anket sonuçlarına, doğru anket sonuçlarına imza atmış Recep Güven. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok İyisiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben ilk önce bizi seyreden... Kendinizi tanıtın isterseniz ufaktan. Tabii. Politics Araştırma Firması sahibi Recep Güven. Yaklaşık 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Kamuoyunu aydınlatma adına, yol gösterme adına kamuoyu araştırmaları yapıyorum. Siyasal ve sosyal çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda proje üreten bir firmanın sahibiyim. Bu projelerimizden bazısı geçmiş dönemde Osman Gazi Belediye'mizin hizmet evinde uygulamasının ana yapısını oluşturan firma sahibiyiz. Yine geçmiş dönemde evde belediyecilik hizmetleri adına Mudanya Belediyesi'ne bir projemiz olmuştu. Sosyal projeler ağırlıkta çalışıyoruz. Sadece araştırma yapmıyoruz. Bu vesileyle ben başlarken ilk önce bizi dünyanın ikinci büyük ülkesi olan Facebook ağından izleyen bütün seyircilerimize İyi seyirler diliyorum. Eyvallah. Sağ olun. İnşallah güzel. Keyifli bir sohbet olur. İnşallah. Yine bu vesileyle böyle bir programı düzenleyen siz Semra Hanım'a. Sağ olun. Efendiye çok hem teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için ve tebrik ediyorum toplumun her katmanına. Evet. Bireyi ulaştırabildiği için, fikri ulaştırabildiği için bu çok önemli. Yani artık yazılı ve görsel medyamız mevcut olmakla birlikte ama yoğun kullanımı olan sosyal medyanın da ciddi bir iletişim aracı olması nedeniyle bu çok önemli. Tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Türkiye'nin ilk sosyal medya programını yapmış olmakla da ben gurur duyuyorum açıkçası. Çok sağ olun. Evet, buyurun şimdi. Belediyelerle mi? Son yaptığınız bir araştırma var. Şimdi geldiğiniz dosyaya oradan da bir yola çıkarak. Evet, Aralık ayında yaptığımız hem Türkiye gündemi hem Bursa gündemi. Aynı zamanda Bursa, tabii Bursa merkezli olduğumuz için Bursa'ya biraz daha hassasiyet gösteriyoruz. Tabii. Bursa merkezli belediye başkanlarımızın genel olarak performanslarının seçmen tarafından nasıl algılandığını, milletvekillerimizin performanslarının nasıl algılandığını ve bunun neticesinde siyasi partilerimizin bunun karşılığı olan oyu hangi derecede yükseltebildiklerine baktık. Ben araştırma konusunda baştan toplumumuzun ekseri kesiminin son dönemlerde, biraz da 7 Haziran ve 1 Kasım sürecinde araştırma firmalarının maalesef manipülatif açıklamalarından kaynaklı sonuçlara bir güven sorunu noktasında çok fazla itibar etmediklerini sahada da yaşıyoruz. Kamuoyunda da görüyoruz. Bir güven erozyonu, bir güven kaybı yaşıyor araştırma firmaları. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi açıkça ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu bir emek isteyen bir iş. Yoğun emek isteyenmiş, sizin mesleğiniz gibi. Yani her anı çok ciddi emek isteyen. Bakın dikkat ederseniz seçim dönemleri biraz da yaklaştığında bir haftada 3 tane siz aynı firmadan seçim sonucu görüyorsunuz. Evet, evet. Yani bu bir fırına atıp çıkartamıyorsunuz. Böyle bir şansınız yok. Deneye gitmek zorundasınız. O deneyin temsil etmesi gerekiyor. Homojen bir yapıyı yakalamanız gerekiyor. Bunun güven endeksinin, güven aralıklarının ölçülmesi gerekiyor. Size deneyin verdiği bilgilerin ne kadar doğruyu yansıttığını check etmeniz gerekiyor. Ve maalesef bunların tamamı check edilmiyor. Kamuoyuna biraz daha fazla çıkabilme adına, gündemde biraz daha yer tutabilme adına ya da farklı sebeplerle şu an bunları net yaşamadığımız için bilmiyoruz. Firmaların bir haftada, 10 günde kendilerinin de teyit etmeyen bakın bir önceki, bir hafta önceki araştırmasına bakıyorsunuz. A partinin yalanlayan diyebiliriz. Şu kendi kendini yalanlayan, A partinin şu kadar oy alacağını açıklayan
Ama aynı çalışmanın bir benzeri bir hafta sonra 5 puan aşağı çekebilen araştırma firmaları görüyoruz. Bunun nedeni aslında bu. Yoksa bizim seçmenlerimiz ya da araştırmada gittiğimiz deneklerimizin biz doğru bilgiyi, doğru veriyi verdiğini biliyoruz. Evet. En azından seçiyoruz. Netice itibariyle istatistik bir bilim dalı. Tabii tabii, kesinlikle. Sizin %37 ile %58 arasında 22 puanlık bir hata yapma şansınız bilim buna müsaade etmiyor. 2 puan artı 2 puan, çünkü hata payları içerisinde artı 2 puan artı 3 puan hatalar yapabilirsiniz. Bu doğaldır. Çünkü biz yol gösteriyoruz. Yön veriyoruz. Diyoruz ki bakın durumunuz bu. Kendinizi biraz daha check edin ve düzeltin. Evet, aynen. Bir parti yüksek gösterdiğimizde, yani siz 40 alıyorsunuz dediğimizde, alttaki partinin, arkasından gelen partinin hayır o 40 almıyor demesinden ziyade, ki sonuçta bunun teyit edilmesi gerekir, benim 40'a nasıl çıkacağımın bilgisi bu arkadaşlarda var. Eksiğimi bunlar görüyorlar deyip bunun mücadelesini yapması lazım. Ama maalesef bugün geldiğimiz noktada araştırma firmaları yine demin ifade ettiğim gibi televizyonlarda biraz daha fazla bunu gösterebilme adına biraz da rant kaygısıyla maalesef bir haftada hem kamuoyunu yanıltan hem güveni zedeleyen açıklamalar yapıldı. Bunları 7 Haziran'da gördük maalesef. Siyasi partilerin mağduru değil mi? Halkı yanlış. Tabii siz yani şimdi çok özür dilerim. Estağfurullah. 55 puan verip bir siyasi partiyi sağdan çektiğinizde o siyasi parti %41 alırsa mağdur olmuştur. Tabii. Ya da 41 alan 40 alacak bir siyasi partiyi 30 gösterdiğinizde yine mağdur etmiş olursunuz. Çok doğru. Burada kimse kazanmaz. Aslında algı bakın, yönetimi. Kazanan kimse olmaz. Yani algı yönetimi maalesef. Hı-hı. Maalesef algı yönetimi. Aynen öyle. Bizim seçmenimizde güce dayalı oynayabilecek fark 1,5-2. Ha evet ya, bu belediyeler de çok sık oynar. İktidardan olsun belediyem. Evet, öyle. Daha çok hizmet alabileyim diye. %1-1,5'tür bu da. İnsanların fikirlerini kolay kolay değiştiremezsiniz. Siz, biz hep söylüyoruz, sandıkta kimse oyunu değiştirmez. Bence de, kesinlikle. Bakın, kararını verir, evet ondan sonra bunun değerlendirmesini yapar, vermeyeceğim der, kızacağım der ama o ilk aldığı karar net karardır. Bunu bir hafta önce alır, bir ay önce alır, 3 ay önce alır. Yani bu borsa bırakır değil. Ülkede şu oldu, ben vazgeçtim. Bu... Evet, yol yapmışlar. Çok iyi. Ben buraya vereceğim. Böyle bir şey yok. Tabii tabii. O yüzden minimum oradaki şey nedir? Yani daha maksimum de herhalde sormam lazım. Yani insanlar, halk en son seçime kaç ay kala ya da ne kadar süre kala tam net kararını verir? Bütün kamu araştırma, gerçek manada kamu araştırma yapan firmaların genel müdürlerinin bir açıklaması vardır, bir ifadesi vardır bu konuda. Bakın kampanyalar seçimi %2,5 etkiler en fazla. Çok az. %2,5 etkiler. Artı eksi aldığınızda 5 puan yapar. Doğru. Çok az değil aslında. Aslında. Ciddi bir sonuçtur. Ama Türkiye'de çok rekabet ortamı oluşmadığı için bize çok az geliyor. Evet, evet, doğru. Yani %2'lik bir rakam mı? Yani, şöyle söyleyeyim. Mudanya, özür dilerim. Karacabey'de bundan önceki seçimde belediye başkanının çok küçük farklarla seçildiğini görünce bu 2,5-2'lik rakamlar çok büyük rakamlar haline geliyor. Evet, evet, doğru. O yüzden çok fazla etkisi olmuyor. Ama maalesef bu manipülatif açıklamalar, araştırma firmalarının çok fazla deneye ulaşmadan, sonuçların güven analizini yapmadan, tahmin yaparak, biz çok tahmin yaparız biliyor musunuz? Bizim genlerimizde, genetiğimizde vardır. Biz de emin oluruz bir de. Bir de tabii. Yeni nesil dahi, bakın yeni nesil dahi spor toto oynarken bile işte hangi takımın hangi takımla oynarken hangi futbolcunun skora etki yapacak futbolcunun oynayıp oynamadığının skora nasıl yansıyacağını tahmin ederiz. Ya da eski annelerimiz yeni gelinlerin karınlarının şeklinden çocuklarının kız mı erkek mi olacaklarını tahmin ederler. Doğru. Tahmin yaparız biz. Bizde var bu tahmin. Genlerimizde var, genetiğimizde var. Ama araştırma böyle değil. Doğru. Evet, biz de tahmin ediyoruz ama sonuca en yakını tahmin etmek zorundayız. Biz şansa tahmin yapmıyoruz. Veriye dayalı tahmin yapıyoruz.
O yüzden veriyi aldığınızda siz soru formatlarınızı hazırlarken, bakın sizin seçime 3 ay kala hazırladığınız soru formatıyla seçime 1 hafta kala hazırladığınız soru formatı ana ayrı olma şansı mümkün değil. Mümkün değil. Tabii. Bunu yapamazsınız, saparsınız, şaşarsınız. Hı hı. O yüzden her bu konuda teknik elemanlarımız var. Hazırlıyorlar. Hı hı. Sosyoloğumuz var. Toplumu takip ediyor, hı hı, sürekli, hı hı, ve toplumun nabzına göre bir güven aralığı ayarlıyoruz, hazırlıyoruz ve sonuç veriyoruz. Evet. Son önemli bir nokta tabii bu. Şimdi Türk kamuoyunun ve Bursa kamuoyunun çok merak ettiği seçim sonuçlarıyla alakalı. Şu anda seçmenin nabzı nasıl atıyor? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi biliyorsunuz bir sağ koalisyon mu diyelim buna? Koalisyon gibi. Doğal koalisyon oluştu ya MHP ile. Milliyetçi Hareket Partisi'nden sonra Saadet Partisi ile de Büyük bir Partisi ile de aynı şekilde bir tek adayıyla ilerleme konusunda bir kararlılığı var. Bu şansın arttığı mı gözüküyor? Ama İYİ Parti'nin de görüşmeleri var değil mi? Saadet ile şeyle. Büyük Birlik Partisi'yle. Büyük Birlik Partisi'ne davet gönderdiğini, Saadet Partisi'yle görüştüğünü ve İYİ Parti'yle de görüşeceği, Meral Hanım'la da görüşeceği söylentisi var. Tabii görüşülür görüşülmez üst perdede yaşanan konular, bunları bilmiyoruz. Biraz daha siyaset ilgilendiriyor. Ama demin ifade ettiğiniz, bakın yaklaşık bir aydır buradan başlarken belki söylemeyi unuttuk, hata ettik ama Afrin'de şehitlerimiz var, bir operasyon yapıyoruz. Mutlak olması gereken bir operasyon ve bu konuda Türkiye'deki ekseri bütün görüşlerin ağırlıklı kenetlendiği günleri yaşıyoruz. Afrin'de görev yapan askerlerimize, kahraman askerlerimize, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Gazilerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Amin inşallah. Şimdi biz Afrin olayı yaşandığından beri siyaseti çok fazla düşünemiyoruz. Bu çalışmaları biz Aralık ayında yapmıştık. Bakın biz referanduma giderken Türkiye iki şeyi tartışıyordu. Muhalefet diyordu ki diktatörlük gelecek. Evet doğru. Hayır diyordum. İktidar diyordu ki koalisyonlar bitecek. Evet diyoruz. Şimdi başkanlık sisteminde, yarı başkanlık sisteminde bakıyoruz ki koalisyonlar çok erken başladı. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi. Yani. açık ara, hiçbir şey beklemeden bu sistemin içerisinde olma adına. Üstelik tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına bile. Oy düşüşlerinin de etkisi bile olabilir. Çünkü Meral Hanım'ın İYİ Parti ile birlikte en büyük tabanlı olacağı oy kitlesini Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldığını görüyoruz. Tabii tabii. Belki bunun da bir etkisiyle hiçbir şey beklemeden, hatta 2019 sonrasını da atfedilerek bir birliktelikten, hatta bugünlerde bir isim de koyulacak ona diye duyuyoruz. Tabii burada ciddi büyük bir birliktelik olunca bir siyasetçimizin Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin'in çok güzel bir ifadesi vardı. Kurultay günü bir basın mensubumuzun sorusu dedi ki hayır biz 25 değiliz, 49'uz dedi. Aslında bakın bu mesaj çok önemli bir mesaj. Bu koalisyon mesajı. Tabii. Biz aslında 49'uz artık dedi. Biz 48,5'u aldık. Biz derken Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastetmedi. İktidar ben... Hangi partileri kastetti? İttifak yapabilecekleri tüm partileri kastetti. Öyle sordunuz ki bunu... Hangi partiler onlar? Yine sorayım. Tabii. İYİ Parti ile yapılabilir. Saadet'e daha önce de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kurulmuştu. Büyük Birlik'te bir ittifak kurulmuştu. Kurulmuştu. Bu noktada Türkiye'de artık birçok siyasi partiyle sistem oraya götürüyor. İttifaklar kurulabilir. Evet. Tabii tek sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı bireylerin maalesef kontrol altında tutulamaması. Toplumun değerlerine. Şimdi toplumun bu son kurultayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu biraz konuşalım isterseniz. Toplumun her kesimin önemsediği konular üzerinde ciddi bir manada toplumla çelişen cümleler sarf etmeleri. Evet. Belki olmasa bile maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ni Halkın Demokrasi Partisi iletisiyle
eşdeğer hale getiriyor. Aynı söylemde birleştirme noktasına getiriyor. Hı hı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz tamamını asla birleştiremeyiz. Mümkün değil. Evet. Ama işte duyarsız. Ama üst düzeydeki konuşmalardan bu, bu sonuca gidiliyor. Aynen öyle. Sorumsuz siyasetçinin, bir bireyin ifadeleri bir partiye mal edilebiliyor Türkiye'de. Halk nezdinde bunun tepkileri nasıl yansıdı? Şöyle söyleyeyim. Halktan 2002'den çok... 2015'e kadar 15 milyon yaklaşık seçmen artmış. Hı Bu 15 milyon seçmen, 40 milyon seçmende 15 milyon seçmeni siz aldığınızda yaklaşık %30 yapar. Aynen öyle. %30 seçmende 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi %19 oy almış. Şimdi yüzde kaç alıyor? 25 alıyor. %6'lık bir oy farkı var. Ama dışarıda %24'lük bir kayıp var. Evet. İşte etki aslında burada gösteriyor seçmen. Çünkü bu işin karşılığı oy. Tabii ki. Bu işin karşılığı oy. Ne yaparsanız karşılığını siz nakli almıyorsunuz. Ne ekersen onu biçiyorsun oy olarak. Oy olarak. Ama düşüyorsunuz ama artıyorsunuz. Tabii kurultayda 1.49 mükerrer oy tartışmasını ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hele hele koalisyonlar sürecinde birleşme noktasında birçok siyasi partide birleşirken çok büyük yara açtığı kanaatini taşıyorum. Bence de. Çünkü bir birliktelik ve bütünlük sağlayamayacak gibi gözüküyor. Muharrem İnce Beyefendi'nin kurultaydan sonraki açıklamalarda bunu gösteriyor. Yine birlik ve bütünlük derken ama kendisine yapılanlar, çünkü siz bir genel başkan adayısınız. Tabii ki. Bakın yani parti meclisine seçilmiyorsunuz. Orada bir takım şeyler olabilir de bu doğaldır, rekabet ortamıdır. Tabii, partide etkin bir noktaya görev almak için mücadele edersiniz. Ama bu genel başkanlık yarışı ve siz 148 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa aday olmuşsunuz. Doğru. Yine Muharrem Bey'in ifadesiyle ihtiyacım yok demişti hatırlarsanız. Siz bana bunu veremezsiniz. Öyle bir hakkınız yok. Evet, ama evet. Ben yargıya da taşımayacağım diyerek bir Cumhuriyet Halk Partililik sorumluluğu da göstererek ama içindeki yarayı da ifade etmiştir. Ben bu yaranın uzun bir müddet Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çok yakında bir seçim olma ihtimalinin çok yüksek olmasına rağmen çabuk geçmeyeceği kanaatini taşıyorum. Peki şimdi yani sosyal medyadan da takip ediyoruz. Çok şey var yani ulusalcı kanattan özellikle çok ciddi tepki var CHP'nin genel yönetimine karşı. Çok istediler Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeyi ama olmadı da. Çünkü bence sistemde bir sıkıntı var. Bu seçim sisteminde, parti içi seçim sisteminde de sıkıntı var. Bu ulusalcı kanat İYİ Parti'ye kayar mı? İYİ Parti bundan sebeplenir mi sizce? Hatta şöyle... ilerli olsun, önümüzdeki seçimlerin en büyük sürprizi kim olacak? Yani belki İYİ Parti gözüküyor. Evet. Tabii bu tartışmasız İYİ Parti. Yani bunu kıyaslarsak 2002 yılında seçime giren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 30 küsur oyla iktidara bir anda gelmesi herkese şaşkınlık yaratmıştı. Evet, evet, aynen. Yani Türkiye'nin en eski 3 siyasi partisinin, Anasol D hükümetinin kıyıda kalarak bir anda 2001 yılında bir yıl önce kurmuş bir siyasi partinin Türkiye'nin en büyük partisi olması ve iktidarı tek başına elde etmesi. Evet, bugün belki görmüyoruz biz Meral Akşener'de ana muhalefet olma kaygısı şu anda yok düşük gibi. Olduğunu görüyoruz. İktidar tabii ki çok zor. Ama %10'luk barajın üzerinde olduğunu çok net ifade edebiliriz. Yeni kurulmuş bir siyasi partinin eski bir siyasetçiyle birlikte çok rahat bir şekilde barajı açtığını görüyoruz. Bu müthiş bir başarıdır. Peki, çok pardon, buyur. Bir oy söz konusu. Parçalar bölünmüş şu an. Evet. Peki kimden oy alıyor? Adalet Kalkınma Partisi'nden mi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi? Aynı soru. Evet, evet, aynen. Olsun. Aslında Meral Hanım'ın sessizliğinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Bakın son zamanlarda çok sessiz davranıyor. Mersin'den Trakya'ya kadar sahil şehrinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy alıyor.
ağırlıklı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden maksimum alabileceği oy yüzdesel olarak baktığımızda, evet, sayısı olarak, yüzdesel olarak baktığımızda %1-1,5 bantlarında. Yaklaşık %8 ve üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten tabanını bir oyunu almıştı. Evet. Ama şu an %4'lerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrenin, kurultayın bu şekilde geçmesi, parti meclisindeki tartışmalar ya da işte uç sola kaymanın ulusalcıların üzerinde yarattığı etki bu artışı arttırabilir. %4 fazlalaşabilir yani bu anlamda. Ben yanımda parti yönetiminde her kesimden, AK Parti'nin... İşte o da çok enteresan. Sol aynen. Kesimden, sağ kesimden, milliyetçi kesimden çok yönetici barındırıyor. Evet, evet. Çok başarılı bir çalışma gibi gözüküyor bu aslında. Altı işliyorlar ama çok net değil. Yani şu an seçmendeki algı tamamen bir Milliyetçi Hareket, yavru bir Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir İYİ Parti. Bu dediğiniz ifadeyi eğer kamuoyuyla seçmen üzerine net anlatabilirse... Özellikle onu çok iyi rahmetli başarmıştı. Tabii. Bu çok ama enteresan bir şey. Ben İYİ Parti'nin şeyine gittim burada. Yönetim tanıtımı toplantısına katıldım. Kervansaray Otel'de yapılmıştı. Orada çok enteresan seçmen vardı yani. Hani bir tanıtım toplantısında müthiş bir kalabalık vardı ve seçmen vardı orada. O benim çok ilgimi çekti. Yani hani genel olarak bütün toplantılara katılıyoruz, partilerin yaptığı aday tanıtımlarına vesaire vesaire. Ama o ne yapar? Bence enteresan bir gidişatı var. Birçok insan çünkü var. İşte eski MHP'liler, işte eski CHP'liler, AK Partililer de gördüm ben aralarında, yani hani görüşünü bildiğim insanlar. Ciddi bir AK Partili ismin bu dönemde İYİ Parti'ye katılacağı söyleniyor sosyal medya üzerinden. Tabii böyle bir şey gerçekleşirse etkisine bakmamız gerekiyor. Özgün ağırlığı AK Parti ile çok siyasi literatüre girmiş bir ifadedir Sayın Bülent Arıncı'nın ifadesiyle. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde kırgın ve özgün ağırlığı ağır insanların yoğunluğu var. Yani bugün muhalefet partilerinin alenen çıkıp başkanlık seçiminde ben de varım diyememesi ana sebeplerden bir tanesi. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu, evet ya ne olursa olsun ilk turda ben adayım diyemiyor. Bunu her anlamda diyemiyor. Tabii. Bir ortak aday da ama bunun AK Parti'den çözülecek bir aday üzerinde. Çünkü bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası vardı. Tabii Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı'nın, eski Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu çok önemli. Davut Güloğlu. Kesinlikle. Ali Babacan, Davut Güloğlu, Abdullah Gül, Abdülhatif Şener. Evet, evet. Bakın siz ne kadar kıyıya koyarsanız koyun. Bunlar özgün ağırlıklar olan insanlar. Bülent Arınç. Evet. Bu ifadeler. Tutum da çok önemli olacak. Kamuoyunda ya da sosyal medyada bunlar ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler. Davutoğlu, eski başbakanlarımızdan Sayın Davutoğlu çok eleştiriyordu bir dönem hatırlarsınız. Sosyal medyada ama geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında sağ tarafından Sayın Başbakan'ı, sol tarafından Sayın Davutoğlu'nu aldı. Bu algıyı bitirdi. Evet. Çünkü netice itibariyle bu insanlar özgün ağırlıkları olan, karşılığı olan insanlar. Dedim, güzel bir şey söylediniz Semih Hanım. Seçmen dediniz. Bakın başarı seçmenle geliyor. Tabii, kesinlikle. Entelektüel bir yapı kurduğunuzda, aristokrat bir yapı kurduğunuzda sadece seçmen dinliyor sizi. Değil mi? Sadece doğru. Dinliyor. Ve kendini bulamıyor orada. Bunu Türkiye'de yaşayan birçok parti var. Bakın kendi kabuğunu kıramayan birçok parti. Yaklaşık hep biz kamuoyunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 seçimdir yenildiğinden bahsederiz. Evet, evet. Ama Milliyetçi Hareket Partisi de 8 seçimdir yeniliyor. Saadet Partisi 20 seçimdir yeniliyor. Büyük Birlik Partisi aldığı oyun üzerine hala çıkamamış. Şimdi bunları nereye koyacağız? Ama nerede yeniliyorlar? Şimdi CHP'nin tabii özel durumu ana muhalefet partisi olması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas durumu şu. Bakın Türkiye'de alternatif iktidarı oluşturacak siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin kırgınlığı da bu. Aynen öyle. Yani biz iktidara aday olmamız gereken, bizim oyumuzun arttırmamız gerekirken çünkü muhalefet hep kazanan olmalı. İktidar eskir, yıpranır. Ne kadar algıyı Sayın Cumhurbaşkanı yönetirse yönetsin. Bir iktidarın mental yorgunluğu vardır ki bu yaşandı. Bakın Türkiye'de, Türkiye'nin en büyük illerinden İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Çorum,
Şimdi en son. Alınmasına rağmen bu kargaşada, bu denklemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine katabildiği 0.1 yok. Aynen. Yani bir de referandumda... Şimdi bunun üzerine bir çalışma, bir sosyolojik tanı koyamıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yetenekte birçok insan olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama 1946 yılından beri durum böyleymiş zaten. CHP'nin durumu çok alışmışlar şimdi, bence. Hiç sıkıntı yok. Ümit Kocasakal'ın genel başkan adayıydı. Yeterli imzayı bulamadı. Bakın biz tanım koyuyoruz. Bir genel başkan adayı, aday adayı imza toplayacak bir televizyon programında cevap hakkı doğar mı bilmiyorum. Doğarsa. Kocasakal'a. Bu yayınlarız. Sıkıntı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni tanımlarken diyor ki kriterlerim var. Şu olacak, şu olacak, şu olacak. Atatürkçü olacak, cumhuriyetçi olacak. Altı oka inanacak. Olmayan var mı? Yani. Çok az. Tabii tabii. Niye? %23'sün, 24'sün? Evet. Bunlar kriter değil. Köy enstitüleri kuracağım. Türkiye'nin 2030'lara gidiyoruz. 2040'lara, 1920'lere dönmesine ihtiyaç yok. Evet. Bakın sizin vereceğiniz mesaj da bu olmamalı. O yüzden genel başkanlığa, genel başkanlık muhalefetinin de çok ayağının yere bastığını düşünmüyorum. Yok. Maalesef bir vizyon koyacak, bir misyon oluşturacak. Bugün en çok zaten bir manifesto yayınlayacak. Evet. Lider yok. Sözünüzü kesiyorum. Zaten iktidar olamamasının ana sebebi ana muhalefet olarak görevini yerine getirememesi değil mi sizce? Kesinlikle. Bence bu yani. Muhalefet anlamında hiçbir şey yok ki CHP'de. Yani iktidar yolu açılsın ona. Yok. Kimse şeyini bulmuyor yani. Bir aidiyet duygusu hissetmiyor CHP'ye karşı şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi gün geçtikçe... Evet. Cumhuriyet Halk Partisi gün geçtikçe mezhepçi bir parti olma haline geliyor. Maalesef. Şimdi mezhepçi parti olmaktan kastım şu. O algı oluşuyor. Evet. Şimdi Einstein çok güzel bir söz söylüyor. Algılanan şey gerçektir diyor. Siz ne kadar böyle olmadığını iddia ederseniz edin. Toplum misali bunu böyle algıladığında sizi orada sınıflandırır ve orada kalırsınız. Peki sizin anket sonuçlarınızda bu algılanıyor mu? Çünkü bunu reddediyor birçok CHP'li tanıdığımızda. Bir oy olacak herhalde. Oy düşecek yani ilk defa gözüken o şu an. Yani burada ama, sonrasında bir başkanlık değişimi de söz konusu. Genel başkanlık değişimi de söz konusu olacak büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimalle ama seçime böyle gidilecek ne yazık ki. Şimdi yani mezhepçilik durumuyla ilgili ben de böyle düşünüyorum. Çok ciddi anlamda mezhepçiliğe kaydığını düşünüyorum. Fakat ısrarla bir ret var. Hayır öyle bir şey yok şeklinde. Sizin anket sonuçlarınızdan çıkan böyle bir sonuç var mı ya da bir araştırma yapıldı mı? Şimdi tabii bir siyasi partiyi bu konuda ölçmek çok yanlış bence. O yüzden çok böyle araştırmanın konusu değil ama biz genel olarak iki yöntemle araştırma yaparız. Bir denek, bir anketörle deneyin üzerine gideriz. Bir de belirli noktalarda sohbetler ederiz. Evet. Şimdi bu genel kanaatin içerisinde baktığımızda bu algı var maalesef. Ve maalesef bu algı Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni içinde var. İşte. Yani şimdi bunu AK Parti'nin seçmeninin, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin düşünmesi şey değil, önemli değil. Aynen. Çok şey değil ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ifade etmesi bu algının oluşumunda ana sebeplerden bir tanesini oluşturuyor. Çok net. Evet. Buyur. Biz bir paylaşamıyoruz bugün. Sürekli rakamları çok merak ediyorum. Yani şu anda son rakamlar nedir? Evet. Yani burada yani özellikle izleyicilerimizin en çok merak ettiği de bu olacak burada. Onu en sona bırakalım o zaman. En sona bırakalım. Tabii en sona bırakalım. En sona bırakalım izlesinler. O zaman şeyi konuşalım biz biraz. Bursa'da önce milletvekilleriyle ilgili bir performans değerlemesi yaptınız zannediyorum. Sonra da belediye başkanlarına mı geçsek? Türkiye'yi en sona bırakalım. Tabii Bursa çok özel bir şehir. Çok enteresan. Siyaseti çok diri yaşayan bir şehir.
Nasıl yaşayan anlayamadım. Dili yaşayan bir şey. Yani evet. Siyasetle, yatıp siyasetle kalkan bir şey. Evet, evet. Hiç, çok enteresandır, hiç fark etmezsiniz siz aslında. Ya hiç ilgilenmiyor dersiniz ama çok ilgilidir Bursa'da. Evet, evet. Biraz da siyasetle Bursa'da kadınlar çok ilgilidir biliyor musunuz? Ne güzel. Kadınlar siyasetle Bursa'da Türkiye'nin ortalamasında daha çok ilgilidir. Çok enteresan, bilmiyorum. Çok aktifler. Yani bakın, siz araştırmada kapısını çaldınız, bir bayan deneye sorarsınız. İşte, şundan memnun musunuz? Mahallenizde bir sorununuz var mı? İşte ilçenin en büyük sorunu nedir? Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Siyasi partiye geldiğinizde onların hepsine birer cevap verir. 15 dakika tutar sizi. 15 dakika tutar sizi. Bununla alakalı bir çalışma yapmadım ama ben inanıyorum. Bursa'daki hanımların %60'ı haber seyrediyor. Aa, süper. Bu çok güzel bir şey söylediğiniz. Kesinlikle. Muhteşem. Kesinlikle. Aynen. %60'ı haber seyrediyor. Ve siyasi gelişmelerin yaklaşık %85'ten haberdarlar. Süper. O yüzden çok ciddi bir avantaj. Sürpriz değil aslında. Bursa tabii çok kozmopolit olduğu kadar da bir geçmiş olan bir şey. Yani tabii. Siyasi, öyle ama. Siyasi geçmişi. Ama işte genel olarak hep şey, kadınların işte niye işte ilgilenmedin, siyasete noktada, uzak durduğunu konuşuruz ya. Biz Türkiye'de lider endeksli yaşıyoruz yalnız. Evet. Aynen öyle. Yani ben bunu birçok yazımda da ifade ettim. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sayın Tayyip Erdoğan'ı çıkartın. Hiç. Evet, demin dedik Özgün Ağar'la evet. olan insanların partisi ama çözülme %4'lere, 5'lere kadar düşürür siyaset. Aynen öyle. Lider partisi. Lider partisi. Yani siyasette kurumsallaşamama gibi bir ciddi sorun var anlaşılan. Ya bunu yaşıyoruz, sıkça evet, yaşıyoruz. Evet, evet. Aynen öyle. Hatta işte bir hafta önce demin de başlarken ifade ettiğim gibi artık genel merkezin sonuçlarına güvenmiyorum. İşte 3 ay anketleri durdurdum demesi bile bu anlama evet, gelir. Evet, evet. Aynen. Şimdi bir cam filmi olayını da biz Sayın Cumhurbaşkanımıza mal ettik. Dedi ki reis devreye gir. Evet. Aynen öyle. Ya da ÖTV'ye yapılan %40'lık vergiye yapılan %40'lık zammı reise şikayet ettik. Evet. Ve müdahale etti. Bu da müdahale etti. Ve müdahale etti. Evet. Şimdi bir tarafından bakarsanız toplumu dinliyor. Ve toplumun reflekslerine cevap veriyor. Diğer taraftan bakarsanız da Cumhuriyet Halk Partisi'nin endişelerini teyit ediyor. Evet. Doğru. O yüzden bir memnuniyetsizlik var. Kime karşı seçmende? Milletvekiline ve belediye başkanına karşı. Objektif sonuç vermiyor. Yaptığınız bütün çalışmalar. Yani ben size birazdan göstereyim. Tabii belediye başkanlarımızın maalesef bunda çok etkisi var. Yani toplumdan çok uzaklaştılar. Evet. Bursa'nın uzun yıllardır en çok oy alan, en başarılı bulunan belediye başkanımızın bile bu konuda sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Toplumdan koptuğunu görüyoruz. Bir metal yorgunluğu yaşadığını biliyoruz. Belki metal yorgunluğu yok. Yani beyin yorgunluğu, zihinsel bir yorgunluğu yok ama fiziksel yorgunlukları var. Parti liderlerinin belediye başkanlığını vekilleri seçmesi, halka olan sorumlulukların azalmasıyla doğru orantı olabilir mi? Yani bütün şeyin bunu çok etkilediğini görüyoruz biz. Bu uzun yıllar belediyelerde hizmet konusunda başarılı olmuş bir belediye başkanını etkilemiyor. Eskişehir örneği var, Bursa evet. örneği var. Tabii canım, yani şimdi siz bir dostumuz geçen çok güzel bir ifade buldu. Benim ifadem olmadığı için bunları bu şekilde ifade ediyorum. Dedi ki eskiden Bursa yeşildi, şimdi Eskişehir yeşildi. Bursa beton. Evet, aynen öyle. Şimdi bu bir belediyecilik anlayışı. Yani Bursa'da biz TOKİ'leri eleştirirken, Doğan Bey'i eleştirirken baktık ki arkamızda onun daha yukarısına doğru binalar yükseliyor. Ya da işte bir boş araziyi aldık, dedik ki kentsel dönüşüm yapıyoruz. Çok komik. Şimdi, evet, aynen öyle. Bilimsel tanısı nedir kentsel dönüşümün? Yatay, kagir binaların yatay ve dikey büyütülmesidir. Ama yatay büyütürsünüz ama dikey büyütürsünüz. Yani boş bir araziyi alıp orada bina yapıp, evet, evet arkadaşlar evet. siz buraya gelin, size yer satacağım. Bu bir kentsel dönüşüm değil. Aynen öyle. Şimdi o bölgenin daha farklı bir şey rehabilite edilmesi. Şimdi ben şunu hep söylüyorum. Doğan Bey'de siz de yakınsınız. Benim de ofisim orada. Hemen Doğan Bey'in ön tarafında yaklaşık 50 dönümlük bir boş arazi var.
Bir tarafı Osman Gazi Belediyesi'nin otoparkı. Hı hı. Bir tarafı trafik araç çekim yeri. Hı hı. Altı otopark, 50 dönüm arazide insana nefes alması için hazırlanan yeşil alan ve park 500 metre. Evet. İnsanın araba olası geliyor. Güzel. Olamayız. Onu da olamıyoruz işte. Böyle yani, bir sorun yani var şimdi, yani. Doğan Bey eleştirirken yanındaki 50 dönümlük bir arazi ya da 45 dönümlük bir araziyi siz beton yaparsanız Eskişehir yeşil şehir olur. E tabii. Bursa beton şehri olur. Sonra hiç kimse arkasına baktığında hayır arkadaş bu araştırma firması yalan söylüyor dememeli. Hı hı. Çünkü sokaktaki Ayşe teyze söylüyor. Bunu. Hatice teyze söylüyor. Tabii. Ve seçim sonuçları da karşılaşıyor bununla. Hı hı hı. Karşılaştığında Bursa 5 yılını kaybetmiş oluyor. Gerçekten çok üzücü. Ben bir Bursalı olarak çok çok üzülüyorum yani. Bursa 5 yılını yani kaybetmiş oluyor. Yeni gelen belediye başkanı, hı hı, 6 ay hayırlı olsunlar. 1 sene 2 sene belediyeyi tanıma. Evet. Bakıyorsunuz sadece 5 yılda kalmamışsınız, 10 yılını kaybetmişsiniz. Hakikaten öyle yani. Ve biz Bursa'da yaşıyoruz. Hı hı. 10 yılımız kaybedildiğinde yeni doğan bir çocuk artık ortaokula gidecek bu duruma geliyor. Aynen öyle. İşte araştırma bu yüzden çok önemli. Biz bunları anlatıyoruz. Hı hı. Diyoruz ki yanlış yapıyorsunuz. Burada yeşil alana ihtiyaç var. İnsanların nefes almaya ihtiyacı var. Mutlaka. Bunu yapın. Spor alanına, gençlerin yani spor alanına ihtiyacı var. Bakın Türkiye'de asayiş olaylarının en çok yaşandığı yerler nereler? 2 yaşında, 2 ile 6 yaşındaki çocukların oynamasını yapılan çocuk oyun parklarıdır, biliyor musunuz? Çok enteresan. Evet. Neden? Belediye başkanlarımızın önüne 4 tane model gelir. Bakar, ben bunu beğenmedim, şunu beğendim, evet bunu yapın der. Toplum paydaş yapılmaz. Hı hı. O muhitte yaşayan hiç kimseye sorulmaz. Aynen. Hacı abiye gel şu ağacı sen dik denmez. Hı hı. İhtiyaç giderecek sosyal bir alan yapılmaz. Sadece çocukların kayabilecekleri, hı hı, oynayabilecekleri bir alan, bir kum, çevresinde bank. Hı hı. Hiçbir çocuk oradan ihtiyaç giderme evine gitmez. Çocuk çok küçükse annesi hemen kaydıranın altına, evet, ihtiyacını giderir. Öbür anne onu gördüğünde der ki ben bir daha çocuğumu buraya getirmiyorum. Çocuk gelmediğinde, hı hı, orası oralar kimsesiz hale, otlar kurur, hatta büyür. Hı hı. Baştan sevgililer, sonra alkol kullananlar, sonra, hı hı, uyuşturucu kullananlar maalesef parklarda. Hı hı. Bugün emniyete 155 en çok şikayetler. Park ve çevrelerinden gürültü, çok özellikle sintaptik sözler. Hı hı. Bakın ne için yapmıştık biz bu parkı? Evet, çocuklar 2 ile 6 yaşında, 8 yaşında çocuklar oynasın diye. Hı hı. Şimdi ne oldu? Mahallenin Allah belasını versin, kaldırın şunu da oturalım dediği yer. Bunu yaparken biraz daha gayret gösterip, biraz daha fazla masraf yapıp, gerekli tedbiri, mahalleyi de paylaş yaparak. Tabii tabii. Mahallenin oraya, çünkü siz oranın bir tane ağacını diktiğinizde kimseyi elletmezsiniz. Tabii. Her gün gider kontrol edersiniz. Belediyenin bir personel göndermesine gerek yok. Sularsınız orasını. Tabii. Biçersiniz orasını. Size ait çünkü paydaşsınız. İki bankı siz koyduysanız, temizliğini bayanlar yapar, biliyor musunuz? Mutlaka. Çocuğu oynuyor orada çünkü. Ama biz paydaş yapmıyoruz. Biz diyoruz ki, rakamlar açık. 3 yıl içerisinde 78 tane park yaptım. Hı hı. Hangisi kullanılıyor? Bir bakın, birçoğu kopmuş, kırılmış. Evet ya, çok kötü görüntüler var ya. Maalesef. O yüzden seçmen maalesef hem milletvekillerimizden, hı hı, hem belediye başkanlarımızdan çok fazla memnun değil. Burada öne çıkan yine 4 tane belediye başkanımız var. Hı hı. Yine Nilüfer Belediye Başkanımız bunlardan, hı hı, bir tanesi. Hı hı. İnegöl Belediye Başkanımız, her ne kadar artık Nilüfer Büyükşehir Belediye Başkanı, hı hı, olsa bile. O dönemin anket sonuçlarına göre herhalde. Hı hı. Yıldırım Belediye Başkanımız, hı hı, ona başarılı. Biraz da Karacabey Belediye Başkanımız. Hı. Onun haricinde ben sonuçları versem emin olun şok olursunuz. Gerçekten mi? Kesinlikle sonuçlar burada. Peki şöyle ben soralım. Belediye başkanlarımızın biraz gayret göstermelerini, hı hı, seçim zamanları değil, her zaman seçmenin yanında olmalarını. Çok doğru. Mutlaka araştırma yaptırmalarını. Hı hı.
Bu yapılan araştırmaları televizyonlarda boy boy sıralamayla yayınlanması için değil. Hı hı. Annem, gerekli yapmak için. Birinci belediye başkanı, şu ikinci belediye başkanı diye değil. Hı hı. Sosyal bir içerik oluşturulması, hizmet odaklı bir dedim. Evet. Sorun odaklı bir çalışma yapması için. Netice itibariyle burada zor şeyler değil bunlar. Değil, hiç zor tabii. Şeyler değil. Nedense bunlar pas geçiliyor. İşte İngiltere'de biliyorsunuz genelde bir kural var, kaide var. Tipik olarak mümkün olmayan bir şey. Belki ama 100 yıl önce ölmüş olan birisi kalktığı zaman her yeri bulabilecekmiş gibi bir tasarım söz konusu onlara da. Evet. Oysa ki mesela bizde buna hiç dikkat edilmiyor. Askere giden birisi 18 ayda bir veya 12 ay oldu. Hı hı. Geldiği zaman bambaşka bir Bursa'yla karşılaşıyor. Aynen öyle. Tabii 4 aydır Samsun'dayım. Türkiye'yi geziyoruz, çalışma yapıyoruz. Hı hı. Yani Bursa'ya gidiyoruz, bir şeyler değişmiş. Ya da işte Ankara'ya gidiyoruz. Ya ben Ankara'ya en son 2 ay önce, 2,5 ay önce gitmiştim. Yine karıştırdım. Hı hı. Şunu şöyle soralım o zaman bu soruyu. İlk yerel seçimlerde değişim gösterme ihtimali olan ilçeleri soralım. Evet. Seçimlere yaklaşık bir yıl var. İlçe belediyeleri. Hı hı. Yani 30 Mart'ta 2019'da yerel seçimlerimiz yaşanacak. Bugün için bizde görülen Yenişehir, İznik, Orhan Gazi ve Mudanya'nın kesin olarak değişeceği. Orhan Gazi de diyorsunuz. Evet. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum aslında sizin programınızda. Aynı partinin başka bir adayla kazanacağını söylemiyorum. El değiştireceğini söylüyorum. O kadar. Yani mesela Mudanya AK Parti'ye geçebilir. Öyle mi? AK Parti'ye geçebilir, MHP, Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçebilir. Yok, MHP falan geçemez de en yani. Bakın, el değiştireceğini söylüyorum. Vay, çok enteresan. Orhan Gazi, İznik, Yenişehir ve Mudanya'nın kesinlikle el değiştireceğini söylüyorum. Yani bir siyasi partinin ben şu adayla kazanırım dese dahi bugüne kadar yapılan hizmetle alakalı çok büyük sıkıntısı var seçmenin. Çok doğru. Çok ciddi sıkıntının tavan yaptığı noktalar. O yüzden bu 4 ilçenin bizi izleyen sosyal medya izleyicilerine de buradan not alsınlar söylüyorum. Çok iddialı bir şekilde politik firması adına söylüyorum. Bunu söylem de söylüyorum. Aykırı söylemde. Eyvallah. 4 yer mutlaka yer değiştirecek. Nilüfer Davutoğlu Bozbey oy kaybı yaşayacak. Büyükşehir'de çok ciddi oy kaybı yaşayacak AK Parti. Biz şunun sözünü alalım mı sizden? Seçimlerin ertesi günü program yapıyoruz. Evet, kesinlikle. Tamam mı? Kesinlikle. Aynen öyle. Hı-hı. Bunları siz de not alın. Aynen. Hiçbir siyasi araştırma firması seçimlere bir yıl varken böyle bir açıklama yapmaz. Evet, çok iddialı. Bursa hakikaten seçmenini çok iyi tanıyoruz. Bakın biz referandumda da Bursa'yı birebir bilen tek firmayız. 53.54 vermiştik, 53.23 aldı Bursa. Birebir vermiş. Evet, evet. Tek firmayız. Bursa seçmenini çok iyi tanıyoruz. Bursa seçmeni refleks koyduğunda kolay kolay geri dönmüyor. Bunun üzerine geçmemek lazım. Seçimlerden sonra birçok anketör firma acaba anketörlük tarihe mi karışıyor gibi bir takım yaklaşımlar sergiler. Kesinlikle. Bir dönemde sizin bu başarıyı sergilebilirsiniz. Evet, evet. Çok büyük çok bir başarı. Yani kesinlikle. Demek ki ölçüm sisteminiz çok doğru. Teşekkür ederim. Severek yapıyoruz. Ne güzel. Sizin gibi. Net ifade edeyim. Ve toplumun faydasına çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun içerisinde öyle bir sosyal faydalar sağlıyoruz ki emin olun bazen anketörlerimiz bile ağlayarak geliyor. Bakın sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'nin birçok yerinde araştırma yaptım. Bizim araştırmamızın temel niteliği baştan mevcut durum tespitidir. Sonra değerlendirmedir. Sonra strateji geliştirmedir. Deriz ki başkanım şu mahallede şu sorunlar var. Bu sorunları buranın demografik yapısı budur. Etnik yapısı budur. Burada siz bunu yapar, bu modeli oluşturursanız tutmaz, kullanmazlar. Bunu yaparsanız daha uygun olur. Bunu yaparken de gelin siz bu insanlarla buluşun, birleşin. Tabii. Onlar bir kez daha size anlatsınlar. Nasıl yapılacağını birlikte karar verin. Bakın başlarken demiştim ya, sessiz bir toplum var. Sesini duyuramayan, şikayet etmeyen, içine atan, komşusuyla konuşan.
Evet. Aslında biz bunları çıkartıyoruz. Tabii tabii. Yapması gerekenler. Onların sessiniz. Çok doğru. Emin olun, belediye istediğinde öyle bir yere dokunuyorsunuz ki evinde engellisi var, çalışamıyor. Komşuların desteğiyle ayakta kalmaya çalışan bir hane. Denizli'de yaşadık biz bunu. Hiçbir şekilde bugüne kadar ne kaymakamlık ne valilik hiçbir belediye hiçbir yerden yardım talep etmemişler. İhtiyaçların karşılanması için o dönem belediye başkanımız orada Osman Bey yardımcı olduğunda bizim 3 anketörümüzü oradaki kadının ağlaya ağlaya teşekkür etmesine hem utanarak hem ağlayarak öyle bizim onurlu bir tarafımız vardır. Süper, ne güzel. Çocukların bana geldiklerindeki hallerini anlatamam size. Dediler ki abi parayı biz istemiyoruz. Biz doyduk bugün, parayı da doyduk, her şeyi doyduk. O yüzden mutlaka bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Ama bunun televizyonlarda boy boy, sakın yanlış anlamayın, çok doğruyu yapıyorsunuz. Aydınlatıyoruz, anlatıyoruz. Sıralama görüyoruz. Zemra Hanım, sıralama. Türkiye'de en başarılı belediye başkanı falanca. Kim yarıyor Allah aşkına ya? Bana yaramadığı müddetçe benim kaldırım taşımın kalkıksa, sokağım çomurluysa, suyum akmıyorsa senin başarından bana ne? En başarısızdan bana ne? Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani şimdi Mudanya Belediye Başkanı'nın sık sık yayınladığı bir şey var. Anket sonucu var. İşte %90 memnuniyetten bahsediyor. Siz de tam tersini söyleyip diğer partiye gidecek memnuniyetsizlikten diyorsunuz şeyi. Şimdi belediyeye. Sayın Başkanım affetsin bizi. Ben veriye dayanıyorum. Affetmez de söyleyeyim. Ben, yok biz reali söylemek zorundayız. Aynen. Doğruyu söyle, kendimizin inandığını doğruyu söylemek zorundayız. Sayın Mustafa Bozbey gibi çok başarılı bir belediye başkanımızın en HİT döneminde %70 başarılı olduğu bir Bursa'da bir Mudanya Belediyesi'nin belediye başkanı %90 olma şansı yok. Bravo. İşte budur yani cevap. Başarının kriteri. Bakın biz şurada yanılıyoruz. Maalesef birçok araştırma firması da bu konuda yanılıyor. Semra Hanım, biz başarılı mıyız, başarısız mıyız? Soruyu, siz de size misiniz? Siz başarısınız. Neye kriterler göre? Belli çünkü. Kriterler evet. Belli. Aldığınız sonuçlar şimdi, ortada. Şimdi, tabii. Siz seçmene filanca belediye başkanı başarılı buluyor musunuz? Evet. Kim söylüyor? AK Partililer söylüyor. Kim söylüyor? Yakınları söylüyor. Hayır. Kim söylüyor? Muhalefet söylüyor. Kim söylüyor? Sevmeyenler söylüyor. Kim söylüyor? Çocuğunu işe almayanlar söylüyor. Bu bir kriter değil ki. Değil. Kesinlikle. Şimdi hizmetlerine bir bakalım. Tek tek. Bütün hizmetlerine bakalım ama. Kaldırım hizmetleri, ulaşım hizmetleri, yollar, kaldırım. Tabii tabii. Tamamına bakalım. Telefon açtığında da gidiyor mu? Avrupa Birliği standartlarına bir hizmet veriyor mu? Bugün belediyelerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Siz telefon açtığınızda evrağınızın kaybolması biliyor musunuz? Tabii tabii. Çok öyle şeyler oluyor maalesef yani. Sümen altı yapılmış bir dünya şey var. İş yükü dengesizliği var. Evrak takibi sıfır. Bunu Bursa'da çözmüş belediyelerimiz de var. Bakın Nilüfer bunu çözdü. Yıldırım bunu çözdü. Süper. Gayret ettiler. Ama kaybolanları biliyoruz. %90 sorunları çözdüm dedi en son belediyede bir daire başkanımızın. Biz kendi tespitlerimizde sonuç analizi yaptığımızda %2'sini çözdüğünü gördük. Belediye başkanımıza raporu verdik. Size %96 ben çözüyorum sorunları ve vatandaşı bilgilendiriyorum diyor başkanım. Buyurun %2'yi çözmüş. Şikayetlerin hepsi burada duruyor. Kimseye haber verememiş. Aa, çok kötü. Çok bilmiyoruz. Şimdi böyle baktı daha ekonomik kullanmak anlamında şey sormak istiyorum. Şimdi Bursa milletvekillerinin hani parti parti yine de bunu açıklayabiliriz. İşte mesela en başarılı ya da en başarısız bulunanı. %27 vatandaş parti milletvekillerini başarılı buluyor. %27 sadece. %27. Tamamı. Bursa'da. Tamamında. Korkunç bir rakam. Korkunç kötü bir rakam. Evet tabii. Aynen öyle. Bakın korkunç kötü bir rakam. Yani seçmen diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama ben milletvekilimi görmüyorum. Tabii. Ben AK Partiliyim ama ben milletvekilimi görmüyorum. Çünkü kriter farklı. Çok... Ya da ulaşamıyorum. Burada kriter çok önemli. Milletvekili biliyor ki çok doğru. Parti başkanı seçecek. Aynen. Listeye koyacak. Halk seçiyor belki ama sonuçta lidere bakılıyor, partiye kesinlikle. Bakılıyor. Halka hesap veren, halka halktan oyunu alan, tıpkı Avrupa'da gibi. Bunu vekillerimiz bilsinler.
Bugün bu sırada seçmen genel olarak bütün siyasi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilinin başarı düzeyi %27. Çok düşük. Kişisel bir dersem %3'e düşmüş milletvekilleri de söylerim. Evet, ama burada kişisel bir hedef koymak istemiyorum. Hepsinin kendine bir çek etmelerini istiyorum. Türkiye'de Bursa. Bursa milletvekillerinden bahsediyorum. Genelde çok farklı değildir. O çok farklı değildir. Çok farklı ama biraz da Bursa. Çünkü biz dedik özel bir şehiriz. Özel bir seçmen yapımı var. Beklentilerimiz. Bakın biz burada milletvekili konusunda Turan Tayan'ı yaşamış insanlarız. Doğru. Gece 3'lerde eve giren Faruk Çelik yaşamış insanlarız. İl başkanlığı düzeyinde sürekli bir araya gelen Güran Akdoğan'ları yaşamış insanlarız. Niye eleştirmiyoruz Güran Akdoğan'ı, Arif Demirören'i? Tabii. Niye eleştirmiyor bu seçmen? Faruk Bey'de bir siyaset... Ya o günü niye eleştirmiyor? Yani, evet, evet. Ciddi halkı okuyan, ben şahit olduğum için cep telefonunu direkt veren. Sıkıntısız olduğundan beni arayan yani bir siyasi figür. Tabii tepkide olumlu yansıyor. Mutlaka. Gece 3'te ev ziyareti yapabilen bir siyasetçi. Bakan geldi. Bakanken. Evet. Ha, milletvekili yanına gitmeden insanları bir bakanken, bir bakanı ya da yani bizim geçmişte Turan Tayan'ın yanına gidip de arkasına döndüğü bir seçmen vaki değildir. Ben evinin önünden geçerken arabayla halkın zile bastırdı ve kendisini kapıyı açtı gördüm. Çok şaşırmıştım. Süper. Halk herhangi bir halk buyurun deyip kapıyı açtı, derdini dinledi. Yani çok harika geldi bana. Bu programda yine söyleyeyim o zaman madem şey geldi, şimdiki verilerimizle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın başkanlık seçiminde malum ittifakla birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakıyla birlikte Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi'ne katılabilir bunlara. Biz başkanlık seçimini kazanacağı kanaatine taşıyoruz. Çok net. Ama yüzde verebiliyor musunuz? Ama çok erken. Çok erken. Çok erken, doğru. Ama kesin kazanacağını düşünüyoruz. İlk tur muhalefet partilerin tavrına bağlı. Bakın herkes kendi adayını çıkartırsa, güçlü çıkarsa ama bir çatı adayı ilk güçlü olmazsa yani bir Ekmelettin vakası yaşarsa Türkiye çok rahat ilk turda alır. Aynen. Aynen. Yani çatı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti bilemiyorum kim olur içerisinde. Bunları gösterirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genetiğinde bir yapı var. Aslında çok yeni bir siyasi parti. Bütün siyasi partilerin bir dava kültürü vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir dava kültürü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dava kültürü vardır. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir biat kültürü vardır. Dava kültürü üzerinde bilmiş bir biat kültürü vardır. Bunu MHP'de bulamazsınız, bunu CHP'de bulamazsınız. Bir Saadet Partisi'nde, bir DAK Parti'de bulursunuz biat kültürünü. Çok farklı frekanslar taşımalarına rağmen Saadet Partisi ile AK Parti ama aynı kültür üzerine yürürler. Bu noktada Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan gibi isimlerin bu biat kültürünün içerisinden çıkabilecekleri kanaatini taşımıyorum. Net ifade edeyim. Herhangi bir şekilde bir başka oluşumun bir de bir kan uyuşmazdı yani CHP ile filan aralarında ben. Bakın. Ama şöyle bir şey olacak tabii şimdi çatı adayı parlamentodan bağımsız bir hükümet kuracak. Yani bu Amerika'da gördüğümüz bir örnek. Benzeri Rusya'da var. Dolayısıyla da direkt parlamentoyla alakalı bir haber olmayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yine meclisi olacak belki %40'la belki %25'le. Ondan bağımsız uyumlu çalışabileceği belki de yapılan... 1200 delegede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında 700 oyda. 90 Sayın Kılıçdaroğlu aldı. 448 oy yanlış hatırlamıyorsam. 449'larda. Muharrem İnce aldı. Muharrem İnce beyefendinin eğer çatı adayını beğenmezsem 100 bin imzayı toplarım adayım dediği bir noktada bir de 449 delegenin seçmendeki karşılığına baktığınızda çatı adayınız aslında burada bile patladığını görüyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Yani aslında, çatı adayı koyacaksınız. Muharrem Bey'i geçmeyeceksiniz. Onayını alacaksınız. Muharrem İnce'nin usulü çok sertti. Normalde de çok sert bir usul var biliyorsunuz zaten. Ama söyledi çok doğal bir şey vardı, çok doğru bir şey vardı. Başkanlık sisteminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, doğal adayı partinin genel başkanı demişti. Yani şimdi Türkiye'nin kurucu partisi, ikinci büyük partisinin çatı adayı bulması
aslında güvensizlikle alakalı. Evet, evet. Ya bir de orada söylediği şey vardı ya, işte bu kurultayın galibi İyi Parti ve AK Parti'dir diye. O da çok bence çok kesinlikle. Aynen öyle. Kesinlikle. Meral Akşener ve AK Parti, İyi Parti aynen. AK Parti'dir. Bu kaçıncı parti olacak İyi Parti? Şu an üçüncü parti, çok net. Üçüncü parti. Tabii, çok net. Çok net. Yani bunu da yazabilirsiniz. Şu an üçüncü parti. HDP... Barajı geçebilecek mi? HDP baraj sınırından. HDP'nin sessizliği aslında maalesef şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı figürleri HDP'yi aratmıyor. Yani HDP'nin bir tamam eş başkanı içeride. Maalesef öyle yani. Birçok milletvekili içeride olmasına rağmen biz çok sessizliği çok gördük. Halkın Demokrasi Partisi'ne dikkat ederseniz çok sessizler. Evet evet, hiç çıt yok yani. Bunun yerini başka bir siyasi partimizin milletvekili ya da parti meclis üyeleri ya da il başkanları almış durumda. Maalesef. Çok üzücü. Aynen öyle yani. Kesinlikle o partiye gülü vermiş insanlar adına çok üzücü. Çünkü emek veriyorsunuz, yıllardır emek veriyorsunuz. Hedefinizde bir nokta var. Referandumla da yaşadık biliyorsunuz bazı sıkıntılar. Denize dökmek gibi. Belki 49'a 51'i ters olacağına bir anda seçmenin refleks göstermesi, seçmenin bir anda duvar örmesi çok sıkıntılıydı. Bu demin ifade ettiğiniz konuda Sayın Deniz Baykal'ın Allah'tan şifalar diliyoruz kendisine. Almanya'da sanırım hala tedavi ediyor ama sağlığı iyi herhalde. Başkanlık sistemini konuşmamda ilk önce Sayın Kılıçdaroğlu'na ifadesi vardı. Dedi ki aday mısın? Yani bu işleri geçe bırakmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin ya da dengelerin kanıksayacağı bir isim üzerine o soruyu konuşalım hep beraber. Aslında çok doğru bir yaklaşımdı. Bir kaosu itiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi son dakikada hamle yaparsanız bir kaos oluşuyor. Evet evet, aynen öyle. Çok ciddi bir kaos refleksleri oluşuyor. Refleksleri çok enteresan CHP'lilerin yani. Kesinlikle. Çok keskin. Ani ve hırslı refleksler. Aynen öyle. Var. Çok doğru. İkna edemiyorsunuz. Aynen. Öyle bir şansınız yok. O yüzden ve arkasına duruyorlar. Evet. Çok, çok doğru. Net, arkasına duruyorlar. Yani hayır ben böyleydim demiyorlar. Ben bunu yaptım diyorlar. Aslında bu çok önemli. Bence de. Siyasi kültür açısından çok önemli. Çok önemli. Gerekli. Gerekli. Aynen. Evet. Mutlaka gerekli. Peki şu aşağı yukarı 1,5 yıl var genel seçimlere. Bu da İYİ Parti'nin çizgisini nerede görüyorsunuz? Yani bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde yapacağı atılımlarla ikinci parti gibi yükselme şansı var mı? Şimdi aldığı oylara baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden, CHP'den belki partilerde %1, %2 dediniz gerçi ama ikinci parti olma şansı var mı? Şimdi şu gerçeği hiç unutmayalım. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine çıkabilecek ikinci bir parti yok. Böyle bir risk doğduğunda emin olasınız Cumhuriyet Halk Partisi %30'ları bulur. Anladım. Enteresan. Taban var çünkü. Taban var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin yaklaşık %8'lik bölümü sandığa gitmedi. Yani oraya oy verebilecek kitle, bakın biz son seçimde 10 milyon seçmenimiz sandığa gitmedi. Ama şöyle, ben şimdi tabii bu eleştiri çok sık yapılıyor ama dikkat ederseniz Avrupa'daki rakam daha yüksek. Sandığa gitmedi oranı. Amerika'da da keza. Yani bizde aslında çok, özellikle son yıllarda bu çok fazla telaffuz edilince sandığa gitme oranı çok arttı. Ama şöyle arttı, AK Parti taraftarları çok fazla gitmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok az gitmeye başladı. Dolayısıyla da burada bir artış söz konusu oldu otomatik olarak. Tatilini yarıda kesmiyordu. Kesin. Evet. Tatilini yarıda kesmiyor. Diyordu ki nasıl bir hedefimiz yok. Buralarda kalacağız. Bu bazen çok ciddi rakamlara çıkıyordu. Tabii. Bir daha bir dönem diyordu ki ya yapmayayım bunu. Bununla alakalı kampanyalar düzenliyordu. İyi hatırlarsak. Bazen de önemsemiyordu. Şimdi bakın Meral Hanım evet bir çıkış yakaladı. Ama Meral Hanım çizgi itibariyle Meral Hanım Anavatan Partisi'nde siyaset yaptı. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptı. Adalet Partisi'nin kurucularından Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Şimdi seçmende şöyle bir algı var. Ya yarın sıkışırsa başka bir yere gider mi? Sayın Kılıçdaroğlu'yla mı anlaşır? Ya da Tayyip Bey'le anlaşır mı? Evet, çok ortada. Tayyip Bey'le anlaşacağı kanaatini taşıyorum. Çok enteresan. Şey gerekçeleri var. Süleyman Soylu gibi filan işte yani. Süleyman Soylu'dan ziyade bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir mücadele partisi.
iyi ya da kötü mücadele ediyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de seçmen doğal bir seçmen değil, taban doğal bir taban değil. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir kısmı gelmiş, bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiş. Doğru. Karma bir taban var. Ne kadar tutucu olacak burada? Bir baraj altı kalmadan dağılma şansı var mı? Hı hı. Eski partilerinden teklif geldiğinde bu tabanın dağılabilme ihtimali ne kadar yüksek? Bunu Sinan Oğan girmedi İYİ Parti'ye. Evet. Yarın MHP dengesini tutan, hı hı, bir isim daha ayrılır. Koray Aydın da çekildi. Hı hı. Tutabilir misiniz o tabanı? Tutamazsınız artık. Aynen. Hı hı. O yüzden bir iktidar endeksli, Türkiye'nin geleceğine var olma adına, hı hı, ben Meral Hanım'ın böyle bir teklif gelirse, hı, Cumhurbaşkanı'ndan daha yakın bir metifat. Tam tersi bir şey olabilir mi? Meral Akşener AK Parti'den veya Milliyetçi Hareket Partisi'nden transfer yapabilir mi? AK Parti'den yapacağı konuşuluyor. Ciddi manada, evet, ama tabii kulis olarak konuşuluyor. Yani transfer yapacak derken ciddi bir transfer yapacağı da konuşuluyor. Ama geldiğimiz noktada şöyle bir sıkıntı var. AK Parti'nin tabanı çok tutucu. Hı hı. Siz Abdullah Gül ismini ortaya attığınızda refleks çok, hı hı, yükseliyor ve kitleniyor. Açmıyor kendini. Bunu ifade ederken çok ağır ifade ediyor. Seni Cumhurbaşkanı yaptı, seni Başbakan yaptı, hı hı, sen hainsin, sen maalesef bir de FETÖ gerçeği var Türkiye'de. FETÖ terör örgütü gerçeği var. Çok sıkıştırılır. Bir şey soracağım. İYİ Parti'nin Bursa'da herhangi bir ilçe belediyesini alma şansı var mı? Yok. Yok şu anda. Yok. İttifak yaparsa. Biz, ben şunu da ifade edeyim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ittifakının 2019 başkanlık seçiminde olduğu kanaatinde taşımıyorum. İstanbul'da Ankara seçimleri olduğu kanaatine taşıyorum. Çünkü İstanbul'da AK Parti çok kan kaybetti. Ankara'da çok öyle. Kan kaybetti. Bursa'da biraz kan kaybı var ama çok etki yapmaz. Belki yalnız İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetmek iktidarı kaybettiler. Peki bir şey daha çok merak ediyorum. Şimdi bu AK Parti'nin belediye başkanlarını işte bir kısmını işte görevden alıp özellikle çok önemli şehirlerde Bursa gibi, işte Ankara gibi, İstanbul gibi işte yerine neredeyse yani kendisinin atadığı gibi oldu. Birini seçtiler ve mecliste onu seçti. Buradaki şey nasıl? AK Parti seçmenin de oluşturduğu algı nasıl? Oyu düşürdü mü, yükseltti mi? Etkisi ne durumda? Başkanlık seçiminde etkilemiyor. Yerel seçiminde etkiliyor. Yerel seçimde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığını istifaya çağırmasını doğru buluyor musunuz? Kaç numara? Sormuşuz deneyelim. Aynı zaman yayında verildi diye söylüyor. Evet. 43.23 hayır demiş. Doğru bulmuyor. Doğru bulmuyorum demiş. Evet. İstifa nedenini kişisel olduğu için girmeyelim buna. Belediye başkanlığının istifa etmesi oy tercihini ne yönde etkiledi? %23.33 olumsuz etkilemiş. Şimdi bu seçmen ne biliyor musunuz? Kararsız bir seçmen. Evet. Bu seçmeni siz yerel seçmen memnun edemezseniz oy vermez. Etkilenmiş bir seçmen. Doğru. %23 diyor ki hayır ben bunu beğenmiyorum. Yanlış yapıyorsun. Hı hı. Ben seçtim. Ben seçtiysem benim için değerli. Seçimlere zaten bir yıl kalmıştı. Bir de tersten bakıyor. Diyor ki niye yargılamıyorsun bir suç varsa. Şimdi sadece o gidenin taraftarı anlamında düşünmeyeyim bunu. Tabii tabii. Madem bir suç var niye yargılamıyorsun? O zaman bir dakika Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözleri doğru mu acaba? Doğru. Ne çok şey var, etken var aslında değil mi seçimi? Şey yapan, etkileyen. Çok şey oluyor. Bağımsızlıktan çıkıp da partili olmasından sonra yaptığı ciddi bir ataktı aslında. Sanıyorum partiye hakim olmadığına böyle bir girişim yaptı. Çünkü Cumhurbaşkanı İlkan her ne kadar AK Parti'nin aslında mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyordu aslında. Sanıyorum bu bunun etkinliği oldu. Yani gördüklerini icraat olarak yansıttı. Bir de şimdi ben önemsediğim bir nokta var.
Şimdi tabii Türkiye çok ciddi bir savaş mı diyelim? Yani terör mücadelesi, aynen öyle. Amerika'ya karşı, hatta bazen belki Rusya'ya karşı. Biliyorsunuz hani Ecevit'te olduğu gibi, hatta ikinci döneminde de Ecevit'te ile bu PKK'nın liderinin yakalanmasıyla alakalı, terörist başının bir seçimi kazanması vardı. Burada bu çatışmaların, bu sınırla alakalı Türkiye'nin toprak edinmesi bir anlamda nasıl yansır? Ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ben ikisinin birbirine kıyas edilmeyecek kadar çok uzak olduklarını düşünüyorum. Terör örgütü lideri yakalandığında biz şehit vermemiştik. Hatta terör bitmişti. Bitmiş denecek noktaya gelmişti. Çeşitli müzakere süreçleri de başlamıştı. Tabii biz Elbap'ta 92 şehit verdik. Evet. Afrin'de her gün şey sayımız artıyor. Evet, devam ediyoruz. Aynen. Ne olacağı belli olmaz. Allah korusun. Yani ama şu var. Bir gereksinim miydi? Gereksinimdi. Kesinlikle. Yani bir terör koridoru. Bakın biz yaklaşık 25 yıl Beka Vadisi'nden yani Suriye'den sınırlarımız kullanılarak terör yaşamış bir ülkeyiz. Bunu yıllarca hükümetlerin birbirini eleştirmesine rağmen çözülmemiş bir sorundu. Ta ki o 99'a kadar, 98'e kadar. Bu koridoru kontrol etmediniz müddetçe bugün Esad vardır, terör yoktur, vardır. Bir başkası gelir. Yani siz orada Özgür Suriye ordusu dahi iktidara gelse, yarın oradaki bu koridorun sizin kontrolünüzde olmadığı noktada size terör ihraç etmeyecek konusunda garanti veriyorum. Şöyle bir şey yapayım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu uzmanı diyebileceğimiz aynı zamanda İstanbul'da görevli olan bir bürokratı bana şunu söyledi. Ciddi bir söylemdi bu. 2023 yılından önce Rusya'nın bölgede savaş beklentisi olduğu ve Putin'in mutlaka da toprak istediği ve o bölgeden çıkmayı düşünmedi ki biliyorsunuz 1977 72 senesinden beri oradalar bu şekilde. Şöyle varlar, belki bilinmiyordur. Rusya'da Rusya geçmiş olduğu için de söyleyeyim bunu. Yani izleyicilerimiz de bilgisi olsun. Suriye vatandaşları Rusya vizesiz gidiyor. Suriye vatandaşları çok rahatlıkla Rusya'da oturma izni alabiliyor. Vatandaşlık alabiliyor. Uzun yıllardır hamisi konumunda Suriye'de. Ve bana şunu söyledi, ben her yıl rapor hazırlıyorum Putin'e. İki kurşun yedim o bölgede, hatta bir tanesinin kolumda duruyor, hala çıkartmadım. Beni dinliyorsa Türkçe de biliyor kendisi aynı zamanda. Rusçasının yanı sıra. Buradan selamı iletiyorum kendisine. Ve biz o bölgeden çıkmayı düşünmüyoruz diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Vietnam faciasından sonra bölgelerde sadece var olmak değil, hortumlamak için yer aldığını hepimiz biliyoruz. Evet. Tıpkı Uzak Doğu'da olduğu gibi bu bölgeden çıkmayı düşünmüyor. Petrol var. Fırat'ın doğusu Suriye'nin petrollerinin %33'ünden daha fazlası. Ve şu anda PKK'ya, PYD'ye, LPG'ye ciddi bir finansman sağlıyor. Amerika ile beraber bir paslaşma var. Türkiye'nin bu bölgeden ki şöyle bir şey, küçük bir saptama yapayım. Cebel Kalesi ile alakalı. Biliyorsunuz orası Cumhuriyet'le beraber bizimdi. İşte oradaki barajın yapılmasıyla alakalı, Türkiye'ye belki o günkü zafiyet gösteren liderlerle alakalı oradan bir çekilme söz konusu oldu. Orada bizim bir toprağımız da var. Türkmen dağları var. 1000 yıldır Türkmenler yaşıyor bölgede biliyorsunuz. Ciddi bir Türkmen nüfusu var. Ve her şeye rağmen Selçuklu'yla beraber yaklaşık 700 yıllık, 800 yıla yakın zamandır bizim hükmettiğimiz topraklar söz konusu. Rusya'nın niyeti buyken, Amerika'nın durumu buyken, Türkiye'nin o bölgeye girip kontrol altına alıp çıkmaması ve o bölgede durması taraftarıyım şahsen. Tıpkı Kırım'da olduğunu iddia etti, Kırım'da da aynı şekilde olması gerekiyordu. Rusya o bölgeden çıkmayacak. Amerika pasif pozisyona çıkarsa Rusya kesinlikle Esad'ı devlet başkanı yapacak. O kesin burası. İlişkileri çok iyi biliyorsunuz aynı zamanda. Dolayısıyla da buradaki o bölgenin, Fırat'ın doğusu ve batısının Mirmiş'le beraber kontrol altına alınması hem dünya kamuoyunda hem Türkiye kamuoyunda ben çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Olumlu yansır ama Türkiye'nin Türkiye'nin orada uzun süre kalma şansı yok.
Tabii. Şimdi Türkiye'nin hedeflerinden bir tanesi. Ben tam tersini düşünüyorum. Türkiye'nin hedeflerinden en büyük. Saplama yapayım mı? Yani çok özür dilerim. Tabii. Batı'da da çok iyi bildiğim için Batı'yı da. Bir Rus generaliyle karşı karşıya geldiğiniz zaman en çekindiğiniz ülke hangisi diye sorduğum zaman albaydan bahsetmiyorum, generalden bahsediyorum. Türk ordusu diyorlar. Neden Türk ordusu diye sorduğum zaman ben, çünkü bizde askeri bir yere gönderdiğiniz zaman asker itiraz ediyor. Yani ne gereği var? Orada bizim ne işimiz var? Afganistan örneğini verdiler. Afganistan'da bizim başarısız olmamızın sebebi dediler. Oraya hep bizdeki gibi 20 yaşında askere gitmiyorlar. 18 yaşında askere gidiyor. Hep 18 yaşında söz dinleyenleri gönderdik oraya. Tecrübesiz askerleri gönderdiğimiz için ben çoluk çocuğum vardı o zamanlar. Binbaşıydım dedi general. Benim ne işim var orada? Tabii. Rusça yani, vesaire. Doğru. Şimdi ben bunu şu açıdan söylüyorum. Tabii gönül İslam Türkiye ordusunun orada kalmasını. Çünkü çok sıkıntılı bir bölge. Demin ifade ettiğiniz bölgelerin aylık gelirlerin 250 milyon dolar olduğu ifade ediliyor petrol gelirinin. Görünenin. Tabii tabii. Bir de şey, gayrimeşri yoldan satılan elde edilen gelirle bu, yani real dedi 250 milyon dolar, 3 milyar dolar yapar yılda. Bu PYD'ye, PYD'den bir gelir şu an. Tabii tabii. Yani 4 yıldır kaos var. Türkiye'nin bu saatten sonra Suriye'de izleyeceği politika Suriye'nin bütünlüğü ve istikrarlı bir iktidar. Evet. Teknik olarak bu mümkün değil. Şimdi teknik olarak şu an gözükmese bile ama Suriye'de geçmiş olan bir devlet. Bir tane şöyle bir şey var. Belçika'ya çok benziyor bu anlamda. Bazı ülkeler, bazı bölgeler vardır. O bölgeler bölge adıyla anılırlar. Kafkasya. Ülkesi yok ama bir Kafkasya bölgesi var. Suriye. O bölgenin yıllardır adı Suriye. Bölgenin adı Suriye. Ülke değil mesela. Vatandaşlık yok. Belçika. Bir vatandaşlığı yok. Bölgenin adı Belçika. 200-300 yıldır değil yani. 1000 yıldır Belçika diye. Rusya aslında oradan alacağı birçok şeyi aldı. Yani şu an Suriye'nin birçok petrol anlaşması yaptı. Benim bildiğim 3 tane anlaşmayı imza attı Suriye, Esad'la Rusya. Bakın Suriye'nin, Rusya'nın Türkiye havasahası, Türkiye'ye Suriye havasahasını açması, biz S-400'lerde sınırdayız. S-400'lerin Türkiye'ye girmesinin ana sebebi NATO'nun ciddi endişeleri ve bizim Doğu bloğuna biraz daha yaklaşmamız. Ya da bu bölgedeki en büyük sıkıntı, kontrol edilmesi gereken en büyük sıkıntı. Ben bize bırakmazlar, yani biz durmayız ama bize bırakmazlar kanaatine taşıyorum. Niye? Dünyanın %40'ını gaz rezervini İran ve Katar. Evet. İran'ın gaz rezervi 250 yıllık. Şimdi o gazın Türkiye üzerinden değil de kurulacak bir tampon bölgede, Amerika'nın istediği bu. Tampon bölgede İsrail'e çıkartılması isteniliyor. Bizim çıkardığımıza ters tabii bu. Tabii canım, şimdi biz Bakü Ceyhan hattının bize getirdiği geliri ya da şu an şey hattının, Barzani'nin kontrolündeki Musul hattının bize getirdiği geliri malum biliyoruz. Şimdi kavga zaten burada. Yani İsrail'in güvenlik politikasını oluşturmak, güvenliğini oluşturmak. Nasıl oluşturmak? Tampon bir bölgede Suriye'yi kontrol eden, oraya kontrol eden, sürekli içeri terör, nasıl biz yıllarca terörü yaşadık, onların da sık sık ara ara terörü yaşamaları noktasında bir kaotik bölge oluşturmak istiyorlar. Bunda Rusya diyor ki evet, bu bölgede bu yaşanacaksa Fırat'ın doğusu sende kalsın, batısı da bende kalsın, benim kontrolümde kalsın derdi var. Türkiye diyor ki arkadaş, siz bunu yaparsanız benim güvenliğimi siz sağlayabilecek misiniz? Sağlayamazsınız. Ben kendi güvenliğimi kendim sağlayayım diye, ama Türkiye'nin maalesef dış politikada bir hatası oldu. Suriye politikasında bir hatası oldu. Bakın Rojava'da, Kobani Rojava, Tel Abyad, IŞİD'in ilk saldırdığında talep Türkiye'den geldi. Yani Türkiye'ye bir talep geldi. Biz maalesef dış politikada çok büyük bir yanlış yaparak KDP'yi Irak'tan Türkiye sınırlarını kullandırarak o bölgeye soktuk. Evet. O bölgeye girdiğinde terör örgütü o bölgeye girdi. Etnik kimlik üzerinden. Sonra KDP'yi çıkarttı, kendisi kaldı. Oranın yerli unsurları. Bakın biz o güne kadar Amerika'nın müttefikiydik. Şimdi Amerika ne diyor? PYD benim müttefiğim diyor. Niye? Diyor ki sen gitmedin ki. Yani. Ben PYD ile mücadele ettim burada diyor. Arka planda nesi var? Boru hatları, enerji hatları var. Asıl hedef zaten. Tabii. Asıl hedefi. Biz o günkü şartlarda dış politikada yarattı. Ama tabii bizim de sıkıntılarımız vardı biliyorsunuz. Süreçler arkasında 15 Temmuz süreçleri, 17-25 Aralık'tan sonraki süreçler. Biz müdahale etseydik, biz o zaman müdahale etseydik, bugün Memliç de en azından PYD'lik de bizim kontrolümüzdeydi. Doğru. Bakın Müslüm'e biz, Salih Müslüm, her gün Türkiye'deydi.
Membiç'i çok rahatlıkla, İdlib'i keza aynı şekilde çok rahatlıkla kontrol altına alacağını düşünüyorum. Amerika ile karşılıklı. Tabi asıl soru Fırat'ın batısı. Çok ciddi bir bölge. Kesinlikle. Asıl ve çok her uzun sürecek bir savaş öncesi. Her taraf daha kolay. Yani batısı dedin ya, Fırat'ın batısı. Suriye'nin belki üçlü biri nüfusu yani yüz ölçümü. Tabii. Çünkü arazi çok müsait. Yani bakın bir de çok enteresan karşımızdaki biz bir devletle savaşıyoruz şu an. Ve de devletleşmiş orada. Aynen öyle. Amerika var arkasında. Amerika var arkasında. Kısmen Rusya var arkasında. Kısmen Suriye var arkasında. Rusya'ya Türkiye'ye uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü... Ama bakın Afrin'de düne kadar şey vardı. Rus askerleri var. Hala Rus bayrağı sallanıyor Afrin'de. Rusya çünkü Türkiye'yi desteklediği sürece ki şu an böyle gözüküyor. Hiçbir ülke, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak kaydıyla, hiçbir ülke Rusya'ya bir şey söyleyemez. Bir bürokratın söylediği bir şey vardı benim Rusya'da bulunduğum yıllarda. 70'li yılların başında, o henüz genç bir bürokratken bir toplantıya katılmış, güvenlik toplantısına. Toplantının ana amacı, Rusya'da dünya yok edebilecek 21 tane bomba varmış. Yani bir kere atıyorsunuz dünyaya, hiçbir insan kalmıyor. Bunu 12'ye düşürelim mi, 21'de kalsın mı toplantısıymış. O da bana diyor ki, o zaman da 40'lı yaşlarındaydı, şu anda 70'li yaşlarında. O günkü aklımda düşündüm ki diyor, yani zaten bir tanesi yok ediyor. Niye 21 tane olmuş? Evet. Hani 2 tane olsun bozulursa, 3 tane olsun diye. Ve toplantıdan çıkan karar da şu olmuş. Hayır, 21 tanesi de kalsın. Şimdi tabii böyle bir gücü olan ülkeden bahsettiğimiz zaman, başında da Putin gibi, dikkat edin, toprak aldı. Şu anda Gürcistan'ın yarısını kendisi kontrol ediyor. Evet. Devlet ona ait değil ama Rus şey askerler. Ukrayna'nın bir kısmı. Ukrayna resmi olarak aldı. Evet. Gürcistan yarısını kontrol ediyor ve ben iddia ediyorum, bürokratiyle de konuştuğum için çok iddia ediyorum. Şu anda ciddi anlamda orada bir toprak sahibi Suriye'de. Kontrol altında bulunduğu Hatay'ın alt tarafını kontrol altında şu anda. Evet. Ve kendisine ait bir hava sahası var. Ne Amerika'yı sokuyor, tabii, ne Türkiye'yi sokuyor. Tabii. Kesinlikle. Son olarak söyleyeceğiniz, özellikle vurgulamak istediğiniz bir şeyler varsa Recep Bey, onu da alalım. Ondan sonra da çok uzadı programımız, kapatalım yavaş yavaş. Bir saati geçti. Tabii sona saklamıştık. Bir buçuk saat falan oldu herhalde. Sona saklamıştık. Evet. Herkesin merakla beklediği. Onlar da arada girmişler, bulmakta güçlük çekiyoruz. Olsun, acele etmeyin. Tabii Türkiye'nin en büyük sorunun terör olduğunu söylüyor seçmenimiz. 34.86 ile işsizlik ve ekonomi arkasından 17.80 ve 15.45 ile. Efendim. 1. 5 numaralı. Şimdi demin de ifade etmiştim, bunu söylemiştik herhalde. %27.57 işte genel başarı durumu. Vekillerin. Tamam, bunu sonra söyleriz. Gizli. Çok özür dilerim, bekletiyorum biraz. Olsun, sıkıntı yok. Ben de yoldan geldim, acil geldim. Meral Akşener konusunda da seçmenimize biz bazı sorular sorduk. Onları da ifade edelim isterseniz. Meral Hanım'ın konusu geçtiği için. Evet. Bir kadın siyaset olarak Meral Akşener'i başarılı buluyor musunuz diye sormuşuz. %59.87 hayır demiş. Hayır mı demiş? Evet. Aa, çok enteresan. Devam ediyoruz onunla alakalı. Yeni kurulan ve genel başkanı Meral Akşener'in yaptığı genel başkanlığı Meral Akşener'in yaptığı İYİ Parti'nin başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz diye sormuşuz. %25.77 evet demiş. Tabii bu oya yansımaz. Yeni kurulan İYİ Parti'ye ilk seçimlerde oy verir misiniz demiş, demişiz seçmenimize. 21.21 verebilirim demiş. Şimdi Meral Hanım'ın önünde bir 21 var, 20 var. Ha burada mı değil, ikna ederse, performansına bağlı. Tabii. Bu oyu değil. Bu verebilirim, kesin veririm değil. İkna edilebilecek bir kitle. Anladım. Örnek biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorduğumuzda, başlarken ifade etmiştim, Sayın Gürsel Tekin'in biz 49'uz demesi. Aslında Türkiye'deki seçmenin %45'i ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm diyor, verebilirim diyor, biliyor musunuz? Sadece sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ikna edemiyor. Evet evet, doğru. Kesinlikle. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin %40 sorunu yok, %35, %38, %40 sorunu yok. Sadece ikna edemiyor. Evet. Evet, bir yere geldik galiba. Yarın bir gelen seçim olsa oyunuzu hangi partiye veririz dediğimizde kararsızlar dağıtılmadan %41.27 AK Parti'ymiş.
%49.50 almıştı. Esin gelmiş ama tabii kararsızlar dağıtılmadan. Yine burada siyasi partilerin durumuna bakıyoruz. Performanslarına bakacağız. Burada en ilginci 16.80'de Cumhuriyet Halk Partisi. Çok ciddi bir kayıp. Yani burada kararsızların aslında yoğunluğunu belirleyen etken burada. Ama kararsızlar %1-%2 etkileri gelmiyor sanırım. Yok. Çok şimdi ciddi. Şöyle bakın. Kararsız kim? Bu çok önemli. Kararsızın kendini yakın hissettiği siyasi parti kim? Kararsızın eğer karar verirse nereye gidebileceğini ihtimali görmek zorundasınız. Şimdi burada siz oransal dağıttığınızda AK Parti'yi 50'ye çıkartırsınız. Kararsızın tamamı AK Partili mi? Değil. Biz burada bakıyoruz ki çok ciddi bir Cumhuriyet Halk Partili kararsız kitle var. İşte bunun bir kısmı zaten Meral Hanım'a gitmiş. 16.80 Cumhuriyet Halk Partisi, 11.58 İYİ Parti. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni hala kararsız. Bakın kararsızımız 16. 15.53. Orada dikkat çekici olan galiba Halkın Demokrasi Partisi yanılmıyorsam. Şimdi ama onun Halkın Demokrasi öyle... Partisi'nde şöyle bir sıkıntı var. Beklenen sonuç bence bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem Hakan sana çok teşekkür ederim, hem Recep Bey size çok teşekkürler ediyorum. Tabii özellikle bizi izleyen izleyicilerimize, takipçilerimize yürekten teşekkür. Onlarla biz varız. Sürpriz programlarla Aykırı Söylem devam edecek. Bizi izlemeye devam edin size lütfen.